Savunma sanayi bölgesel lider yapar. Türkiye, kan savaş uçağının seri üretime geçmesiyle birlikte hemen her silahı üretmiş olacak. Yerli silah üretimindeki bu başarının askeri güce katkısının yanı sıra Türk dış politikasına da çok faydası olacak. Kaldı ki faydalarını görüyoruz ve ileride daha fazlasını göreceğiz. Ayrıca Türkiye'nin bölgedeki ve bölge dışındaki dostları için muazzam faydaları olacaktır. Bu faydalardan en önemlisi dost ülkelerin tam bağımsızlığıdır. Zengin ama askeri olarak zayıf veya hem fakir hem de silah temininde zorluk çeken dost ülkeleri düşünelim. Gelişmiş silah üreticilerine gidiyorlar ve fakat silah satın alamıyorlar. Yok insan hakları, yok İsrail'in güvenliği derken onlara lazım olan silahları vermiyorlar bahanelerin hiçbir geçerliliği yok ama neticede eli boş dönüyorlar, sonra bir bakıyorlar ki aradıkları her silah Türkiye'de var. Türkiye'ye gittiklerinde en basitinden en gelişmişine kadar her türlü silahı alıyorlar, tabancadan vete her şeyi alabiliyorlar, Türkiye kadim dostları olduğu için satışta. Kolaylıkta tanıyor, Böylelikle ordularını gelişmiş silahlarla teçhiz ediyorlar ve güvenliklerini büyük ölçüde temin ediyorlar. Dünyada varoluş mücadelesi verip de batı dünyasının eline bakan çok sayıda ülke var. Bu ülkeler varlıklarını idame ettirmek için ya silah satıcılarına boyun eğecekler ya da tokadını yiyecekler. Nice devletler boyun eğmedikleri için iç isyanlarla, işgallerle veya ambargolarla yaşanmaz hale getirildiler, Venezuela ve Libya gibi petrol zengini ülkeler sefalet içindelerse bunun. Sebebi müesses nizama başkaldırmalarıdır, birçok ülke bu şekilde varlık içinde yokluk çekiyor, ekonomik zorluklar bir yana, askeri olarak da savunmasız durumdalar, çünkü onlara zarar verenler aynı zamanda silahların kontrolünü de ellerinde bulunduruyorlar, ancak bu düzen değişmek üzere, Türkiye, ki sadece sihalarla Libya ve Karabağ'ın kaderini değiştirebildi. Eğer önümüzdeki yıllarda füze tank ve jet de satabilirse bilhassa dost ülkeler olmak üzere birçok zayıf ülkenin makus talihi değişecek. Çünkü değişime Türk silah sanayi vesile olacağı için ülkemiz çekim merkezi olacak, Türkiye ile meskül ülkeler arasında bir bağımlılık oluşacak, bilhassa çevre ülkelerle ilişkiler o kadar gelişecek ki, bir ülke Türkiye ile bir sorun yaşadığında ilişkileri daha da germek yerine daha yapıcı tavırlar içinde olacak, Böylelikle Türkiye bölgenin doğal lideri olacak. İnsanların ve ülkelerin hayatı birbirine benzer, zayıflar güçlü olanın etrafında toplanır, güçlüler eğer adil olursa çok dostları olur, dostlara sahip. Çıkılır, devletler bağlamında güç demek öncelikle askeri güç demektir, Türkiye şu anda askeri güç üretmek için çabalıyor, bir süre sonra bölgenin en güçlü ülkesi olduğunda lideri de olacak ve son sözü o söyleyecek, bu bir temenni değil, son dönemde askeri endüstride baş döndüren gelişmelerle ilgili tahminlerdir. Tahminler büyük ihtimalle gerçekleşecek itititititititititititititite, itetetit itetetit çünkü eğer hava bulutlu ve nemli ise yağmurun yağacağını söylemek bir temenni değil olabileceği öngörmektir, özetle, Türkiye savunma sanayi ile. Birlikte sadece zincirlerini kırmakla kalmıyor, sağında solunda zincire bağlı olanların da zincirini çözüyor, bunun bir mükafatı olacaktır. O mükafatta adı konmamış yeni ittifaklar ve bölgesel liderliktir. Çünkü güç kimdeyse lider de odur.